158, 163. Ya maşallah, yani aracın gidişi hız alması hiç süper yani. 190-200, şu an 192. 200'e geldik. 202-203, 205-206-208, 210 ile gidiyoruz. 213. 213'te kestim arkadaşlar. Hızlanma mükemmel, frenleme mükemmel, aracın verdiği güven üst düzey. Süspansiyon zaten hiç laf söyleyemez bir Allah kulu. Mükemmel bir süspansiyon var. Hiç hissetmiyorsunuz aracın girişini. Evet arkadaşlar, yayına hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Mercedes EQS 450 4matik. Araç 2023 model. 3600 kilometrede şu anda. Klimamız açık. 19 derece. Çünkü bugün Kocaeli bayağı sıcak. Daha önce EQS'in tanıtma videosunu koymuştum. Alta zaten koyacağım linkini. Bu da test sürüş videosu olacak arkadaşlar. Şimdi bakın, araç gerçekten sessiz. Zaten elektrikli olduğu için. Bu araç Mercedes'in S'nin elektriklisi. Yani düz mantık düşündüğünüz zaman öyle arkadaşlar. 720 kilometre bir menzil var. Araçta elektrikli menzil. Ondan sonra batarya lityum iyon 10,5 saat, yaklaşık yani 10 saat 50 dakika şarj süresi var komple. Yarım saate yakında hızlı şarj süresi var. 17 kW 100 km'de yakıt tüketiyor bu araç arkadaşlar. Şimdi özellikle şu sürüş şeylerine bakacağız. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Hızlanınca klima açıkken ne kadar değişiyor, bunlara bakacağız. 328 beygir arkadaşlar güç üretiyor bu araç. Maksimum torkta 568 Nm. Çekiş sistemi 4matik, 4 çeker ve bir ileri CVT şanzıman olarak araç tasarlanmış. Şimdi sürüşle ilgili ön bilgileri bu şekilde verelim. Önceki videoda da vermiştik. Burada Mercedes'in konsept aracının bir figürü var. Bakın burada dokunmatik bir şey sanırım burada yok. Çok güzel duruyor burada. Bura komple zaten ekran güzel. Gösterge panelimiz gayet güzel ve şık duruyor. Direksiyon yumuşaklığımız zaten çok güzel. S serisi malumunuz. S serisinin bütün genlerini taşıyor bu araç. Elektrikli direksiyonumuz mevcut. Yine F1 vitesimiz var. Buradan ama güçlü rekuperasyon, pardon söyleyemedim. Arkadaşlar bunlara bakın, buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan yani vites olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye düşünmeyin. Yine kamera modlarımız bakın burada. Görüyorsunuz şu an gayet güzel tasarlanmış bir şekilde arkadaşlar ekran grafikleri. Ekranda kendimizi şu an görüyoruz. Kameralar burada dedik. Buradan bakın elektrik moduna, menüsüne şu an girdik. %80 407 kilometre menzil gösteriyor şu an bu araç. 407 kilometre. Bakın klimaya giriyorum. Klimayı Eco yapıyorum. Eco Plus yaptım klimayı. Ne olacak bakalım. Şimdi bakalım ne oldu. 412'ye çıktı. Tekrar klimaya giriyoruz. Klimayı off yaptık arkadaşlar. Ne oldu? Değişti mi? Fonksiyon mevcut değil diyor. Pardon. Şu an klima kapalı bakın. Şeyi merak ettim ben. Klima aç kapadı acaba değişecek mi diye. Şu an değişmedi. Aynı şekilde kaldı. Güzel yani. Şuradan yine klimayı açalım. Yine arkadaşlar Eco moddayız. Eco'yu değiştirelim şöyle bir. Konfora getirelim. 19 derecede. Yani o değişmedi. Ben Smart'ta görmüştüm. Değişiyordu. Bunda baktım değişmedi. Şimdi bakın bir gazlayalım. 100. 135, 140. 158, 163. Ya maşallah, yani aracın gidişi hız alması hiç süper yani. 190-200. Şu an 192. 200'e geldik. 202, 203, 205, 206, 208. 210 ile gidiyoruz. 213. 213'te kestim arkadaşlar. Hızlanma mükemmel, frenleme mükemmel, aracın verdiği güven üst düzey. Süspansiyon zaten hiç laf söyleyemez bir Allah kulu. Mükemmel bir süspansiyon var. Hiç hissetmiyorsunuz aracın girişini. Bakın o hızlanmada mesela %80'den %79'a düştük. Görüyor musunuz şu an? Arada da kamerayı kontrol edelim arkadaşlar. Olur ya, bataryasal sorun falan olabilir. Kamerayla ilgili. Bakın tüketime geldik. Görüyorsunuz şu an az önce bir gazladık hemen. Bir yukarıya doğru gittik bakın. Bir daha bir gazlayalım.
Arkadaşlar gerçekten çok güzel, başarılı. Mesela gazdan çektiğinizde hemen şey yapıyor yani, direkt kendi motor freni de otomatik yapıyor bakın şu an. Direksiyon tut, ikazı verdi. Trafik işaretlerimiz şu an çalışmıyor, ikazı verdi. Onu bilmiyorum neden şey yaptı. Bakın son 7,5 dakikaya bakalım. Buradan verileri görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir tasarım var. Şuradan şu menülere bakın, bir şey yapalım. Heh. Ön cam sanal gösterge kapalı diyor. ESP var. Ön cam sanal göstergeyi açtık şu anda, görüyorsunuz. Ekranda gözüküyordur umarım. 97 ön cam sanal gösterge açık. Burada da çok güzel bir şey var arkadaşlar. Grafikte veriyor siz onu bakın. Hızlanıyoruz yine. 140, 145, 150. Yıkama tesisi modu var. Onun ne olduğunu inanın bilmiyorum. Kar zinciri modu zaten kışın kullanıyorsunuz. Koltuk başlıklarına bakın, şeyden girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarları var. Seviye yükseltme yine yavaş sürüşte özellikle arkadaşlar. Hızlı sürüşte daha alçaltıp işte yavaş sürüşte ona göre şey yapıyorsun, ama şöyle bunu da sanırım bakın şu anda hızlı olduğum için indirmedi. Seviye yükselti. Aktif değil şu anda. Aktif direksiyon yardımcısı var. Kapatıp açabiliyorsunuz buradan. Şerit takip var. Araçta birçok özellik zaten var. Parktroniğimiz var. Tüm ayarlar. Ve tüm ayarlara bakalım. Aydınlatma var. Araç. Geçelim şimdi buradan. Bunu bilgi diyelim. Araç. Yolcu koruması var. Dinamik select aç kapat var bakın. Tavan güneşliği falan. Bir dünya ayar var arkadaşlar. Burada. Bakın şu an 78'deyiz mesela. Bir şuradan 0-100 yapalım. Bu aracın 0-100'ü de 4,5 saniye 6 saniye arası. Bunda arkadaşlar 450 var. Bu araç 450. 580 var. Değişiyor. Evet. Şuradan okey yapalım. Yardım çalışmıyor dedi. Şu an durduk arkadaşlar. Arka taraf müsait olduğunda hemen 0-100'ümüzü yapacağız. Bismillah diyelim. Arkadaki araç da gitsin. 1, 2, 3, tapa. Oo, 85, 90, 100. Evet, hemen 100'e geldik arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 100'e geldik. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar, çevirme var. Çevirmeye girdik. Şu şeyi de göstereyim size, öndeki araçla bakın. Bakın çarpışma önlemede hemen görüyorsunuz, burada tekrar ikaz veriyor. Görüntüde de bakın. Burada size gösteriyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Direksiyon tutuş hassasiyeti falan. Bakın zaten direkt hemen fren yapıyor gazı kestiğinizde direkt. Bir de biliyorsunuz arkadan arkadaşlar, disklerden kinetik enerjiyle şarj olayı da var, geri dönüşüm. Klima sesi yok. Rüzgar sesi yok. Bakın rüzgar sesini şu an hissediyorum. Kaçta hissettim? 205'te rüzgar sesi başlıyor. Bu da gayet normal. 213, 215. Böyle gidiyorsunuz yani. 216. Arkadaşlar 215'te kesiyor araç sanırım. 214'e geldik şu an. 214'te kestik. Bakın o kadar bastık çıktık falan. 175'e indik şu anda. 387'ye düştü menzilimiz. Gördüğüm kadarıyla EQS 450 4matik 215 kilometrede kendini kesiyor arkadaşlar. Dönüş açısı, direksiyon dönüş manevrası çok güzel. Ya şu hızlanma zaten adamı, gerçekten insanı cezbediyor. Bakın Eco Şarj, standart şarj programı var bir de burada. Buradan da işte iş şarj programı, ev şarj programı, bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Programlamaları var. Hızlanmalar gerçekten çok iyi. Şey söyleyeceğim, görüş açısı bakın, yansıtma, gösterge paneline ekran yansıtma da güzel. O da çok güzel. Şu malzemeler zaten mükemmel. Aracın not olarak 10 plus vereceğim özelliklerden birisi, birincisi diyeyim,
Süspansiyon mükemmel arkadaşlar. Ve bu araçtaki lastikler ince yanak olmasına rağmen gerçekten çok iyi dizayn edilmiş bir süspansiyona sahip araç. Navigasyon menümüze bakalım arkadaşlar. Etkinleştirmek için harita içeriğinin olduğu bir veri taşıyıcısı. Şu an takılı değil. Bakalım tüketimi ne yapmışız. Son yarım saatte görüyorsunuz. Start itibariyle 100 kilometrede start itibariyle şu an yüklendi 48 kW'lık bir tüketim gösteriyor. Normalde 17 kW arkadaşlar. Son 7,5 dakikaya bakın. 47,6. Son 90 dakika 47,3. Son 3 saatte de şu anda tabi aracın şey olarak çalışma süresi ilk çalışmaya göre benim kullandığım süreye göre olduğu için bu şekilde gösteriyor. Dörtlü flaşör sesini çok nazik yapmışlar. Küçük yapmışlar. Araçta arkadaşlar maksimum bunda şey var biliyorsunuz. Devir saati gibi düşünmeyin bunu. 100'e kadar arkadaşlar güç var. Güç kullanımı yani %100 güç kullanımı. %90 güç kullanımı. Öyle düşünün. Yani burada mesela şarjı %100 kullanıyor bakın dibe geldiğinde şu an. Bu şekilde veriler şu anda. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili bir piyasada bir yavaşlama var arkadaşlar satışlarla ilgili. Biliyorsunuzdur. Bu Tesla'dan da başlayıp böyle komple yayıldı. Ama elektrikli bir araç alacaksanız imkanınıza mevcutsa bu Mercedes'teki EQS serileri zaten bunun artık top noktaları diyebiliriz. Araç güzel gerçekten. Bir de böyle yakın çekim yapalım. Göstergede arkadaşlar modlar çok güzel. Bir dünya mod var. 3-4 tane navigasyon modu var. Ama şu an navigasyon paketi sanırım bunda yok. Şura biraz alıştırması zaman alacak. Şu bakın tuşa. Mesela sportif ekran var ama geçmedi. Pardon. Şöyle. Buna alışmak biraz zaman alır. Biraz. Sportif ekranda bakın arkadaşlar bu. Bunda bakın G kuvvetini falan da size burada gösteriyor. Görüyor musunuz arabayla sağ sol yaptığınızda? Sportif ekranda güzel. Benim hoşuma gitti. Şahsen sportif ekranda kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. Çarpışma önlemi ikazımız yandı. Bir de arkadaşlar çarpışma önlemi ikazı sizi direkt fark etmesine de tabii şey yapıyor. Frenlemenizi yapıyor yani. O yönden de çok güzel çalışıyor. İşlevsel bir çalışması var. Bakın şu an hızlandı. Hızlandıkça bakın kızarıyor göstergeniz. Elmanız kızarıyor hızlandıkça. Çünkü elektrik kullanımınız artıyor. Bakın 160'tayız şu an. Ben şu an frenden çektim arkadaşlar. Fren yapmadım. Kendisi yavaşlıyor şu anda. Gerçekten güzel. Araç gerçekten çok başarılı. Bakın şu anda 359 kilometreye düştük. Menzilimiz. %71'de bataryamız. Bir de şu şeyi de göstereyim size. Diğer bir de yalın bir ekran var. Yalın ekranda böyle aslında bu da çok yalın değil. Böyle hoş bir rengi var. Sedası var. Orada bakın bu arada ekranda şey yaptık buradaki arkadaşlar. Multimedya ekranda radyo oldu. Bunda Kral Pop'a geçti. Rengarenk. Gerçekten muhteşem. Gidişi, endamı mükemmel bir makine yapmışlar. Bu arada arkadaşlar şey demeyin yani bu adam zaten Mercedes'çi, Mercedes ÖV falan diye düşünmeyin. Beni videolarımı takip edenler bilirler. E serisinde daha önce 2021 ya da 20'ydi sanırım. Burada maun kaplamalarla ilgili, malzemelerle ilgili sıkıntılar vardı, çatırdamalar vardı. Onu eleştirmiştim. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Yani Mercedes'çiyiz evet. Bunun aksini söylemem kimseye. Ama reklam olsun diye de burada kötü olan bir şey söylemem. Araç bakın her şey mükemmel çalışıyor. Çarpışma önlemesi bakın. Mesafenizi ayarlıyor ve yüksek hızdayken zaten çarpışma önleme çok daha geriden devreye giriyor yani. Yani hıza göre bu o şekilde araç kendini ayarlıyor. Ve şu ambiyanslar falan zaten dediğiniz gördüğünüz gibi bakın muhteşem bir ambiyans var. O da çok güzel yani. İklim önleme sistemi çok kifayetli. Bakın şu an yine bakın yine kendisi arkadaşlar bastı frene. Atalım bir ne kadar gideceğiz. 215'te dediğim gibi kesiyor kendine.
kapa gazdayız şu an arkadaşlar. Dip gazdayız ve kırmızı yanıyor. 200'de biz de keselim. 205'te keselim. Kırmızıdayız zaten şu anda. 215 kesme sürati. Ben daha sanki böyle 240-250 gider gibi düşünmüştüm ama sanırım o süratlere çıkamayacağız. Çıkmıyor daha doğrusu. Burada bakın klasik de şey yapıyor. Saat gösteriyor görüyorsunuz. O da güzel özellik arkadaşlar. Yani direkt saatle aslında klasik yapmış. Yalın yapmış. Ama bence o bile çok güzel. Ya bu menülere şu dokunmatik şeyine alışmak lazım. İlginç. Mesela böyle yapıyorsunuz. Sağ gitsin de yani böyle yapmıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Biraz alışmakta zaman alabilir. Ama şu G kuvvetli gösterge paneli gerçekten güzel oldu. Bu arada anahtar da zaten artık alışıla gelmiş. O böyle şık kaliteli anahtar arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da çok başarılı duruyor. Ayna kesim özellikle çok güzel. Lazer kesim aynamız. Onu da söyleyelim. Bu malzemeyi demiştik. Şurada bakın gösterge panel yansıtma. Şu an kapalı, kapattım. Bunu da sanırım kapatıyor. O da çok güzel işliyor arkadaşlar. Arka taraftaki manzara zaten mükemmel. Tam bir S kasa havası görüyorsunuz. Geniş, rahat oturuma sahip.